30 Nisan 2019 Salı günündeyiz arkadaşlar. Ben Korsikalıdır. Sesli Gazetemize hoş geldiniz. Umarım hepiniz sağlıkta, afiyetlesinizdir. <laughs> Yine 3-4 gün öncesinde kaldığımız yerden başlarsak eğer. Ümmetinin lideri haberi var. Ee, şey diyor, seçimlerle alakalı ara ara konuşuyor biliyorsunuz. Onlardan bir tanesine dedi ki İstanbul ve Ankara'da aslında biz kaybetmedik, biz kazandık dedi. Keşke bütün seçimlerin sonuçları böyle olsa da siz hep kazansanız yani. Keşke öyle olsa. Kazanmayı, kaybetmeyi sevmiyor yani. Hep kazanması lazım. Kaybetse de kazanıyor. Öyle mızıkçılığın piri, sultanlığı yani bu adam. Şeyi hatırlattı bana ya. Bu Kuzey Kore bir zamanlar Dünya Kupası'na katılmıştı. Bundan 8-10 sene önce falan galiba. Grup maçlarında hep fark yemişti. 3-0, 5-0 falan. Ona rağmen Kuzey Kore haberlerde... İşte yok Brezilya'yı 5-0 yendik, yok Çin'i 3-0 yendik falan diye haberler yapıyordu. Sosyal medyaya düşmüştü. Aklıma o geldi yani. Ama Metinin lideri sonuçta kazansa da kaybese de e, gönüller şampiyonu. Son günlerde biliyorsunuz taciz tecavüz haberleri aldı başını gitti. Geçen sesli gazetede de yapmıştık bunu. Buna rağmen tabii bunun sorumlusu Türkiye'de hiçbir şeyin sorumlusu AKP yönetimleri olmadığını gibi bundan da bir pay çıkartmıyorlar yani bir sorumluluk çıkartmıyorlar bunda. Bu bu haber arkadaşlar şunu görüyorum ben. Çorum'da 11 yaşında zihinsel engelli bir çocuğa 65 yaşındaki işte MS'in cami'de MS ne yani MSE. Camide cinsel istismar uyguladığı iddia edildi. Habere ilişkin gece 03.51'de yayın yasağı getirildi. Bakın iddia edilmiş yani iddia böyle bir şey var diyor ama habere yayın yasağı geliyor. Yani habere yayın yasağı niye geliyor? Demek ki bir yerden duman çıkıyor yani. Ee, bu var bir de o işte o küçük çekmece ile alakalı falan olarak bir tane AKP'li vekil arkadaşlar şey diyor herkes çocuğuna sahip çıksaydı işte bu sapkınlıklar yaşanmazdı diyor. Bak şimdi burada da sorumluluk yok. Sonra şey o Star gazetesinden arkadaşlar bir tane yazar adını unuttum adamın. O adam da şöyle bir şey söyledi arkadaşlar. Onu bulacağım size söyleyeceğim. Ersoy Dede, Ersoy Dede 5 yaşındaki bir çocuk ebeveyn yanında olmaksızın sokakta ne yapıyormuş diye sorulsun diyor. Yine bunda da bir sorumluluk aramıyorlar yani. Yani Allah'tan çocuk 5 yaşındaymış yoksa niye mini etek giydi falan diye soracaklardı yani. Mini etek giymeseymiş orada veya pantolon giymeseymiş falan diyeceklermiş yani. Onu dememişler enteresan. Evet, Bu da bir cinayet haberi arkadaşlar. Bu da köşede dursun yani. Faili belli AKP KHK mağduru Muzaffer Özcengiz adlı öğretmen Çorum'daki hapishanedeki hücresinde ölü bulunuyor. E, çünkü bu öğretmene ağır hasta ilaçları verilmiyor, tedavisi yapılmıyor. Birçok kez talep etmesine rağmen e, ve bu öğretmen hakkın rahmetine kavuşmuş. Allah rahmet eylesin. Dolayısıyla AKP'nin hanesine bir cinayet daha eklemiş olduk arkadaşlar. <laughs> Milletin liderini görüyoruz araya serpiştirilmiş diyor ki herkes beni sevmek zorunda değil diye bir şey söylemiş. Herkes seni sevmek zorunda değil de seni sevmeyenleri direkt hapse atıyorsun yani. Ama bir şey var ki insanlar seni görmek ve dinlemek zorunda değil ama insanlara zorla kendini gösterip dinletiyorsun. O da çok kötü bir şey. Yani lütfen bunu daha az yap. Seçimlerden sonra, sonra biraz rahattık yani. Bir hafta filan. Ondan sonra da şey demiş AK Parti 82 milyon vatandaşımızın her birinin umut kapısıdır demiş. <laughs> Vallahi billahi 82 milyonun her birinin umut kapısıymış arkadaşlar. Bence 82 milyon AKP'nin gelir kapısı. O 82 milyon AKP için bir gelir kapısı. Şey öyle bakıyor yani AK Parti ona. Ama burada umut filan yani senden umut beklenecek en son sensin yeryüzünde. Yani en son. Ya umut bu kadar ucuz değil. Seninle hele hiç ucuz değil. <laughs> Türkiye'nin renkli simalarından Canan Karatay teyze yine konuştu. Canan Karatay teyzenin böyle lifestyle çok yani o standing dediğimiz şey var ya çok yüksek olduğu için milleti de öyle zannediyor. Şey dedi bu sefer çaya dedi tereyağı koyun dedi tamam mı yani işte sağlıklı beslenme önerilerinde bulunuyor ya bu kadın. E, bu seçimlerde çayı aldı millet. Çay var, tereyağı yok yalnız. Tereyağı biraz daha pahalı. Bir dahaki seçimlerde inşallah o tereyağı. Ama sen artık biz bırak ya böyle yani bunları yaş yiyerek içerek 100 yıl yaşayacağım mı? Yani istediğimi yiyeyim, içeyim 50-60'ıma kadar yaşayayım yani bana yeter o. Ya yani çaya tereyağı kat, yok bala, sumak otu kat. Yok işte bilmem neyin içine saçma sapan şeyler kat. <laughs> Lütfen ya Canan teyze. 2-3 gün önce sosyal medyada bir görüntü vardı. Bir adam davet etmişler Boğaziçi Üniversitesi'ne. Yani entelektüel görünümlü meczup gibi bir şey böyle. Yani güzel İngilizcesi var falan böyle üstüruplu konuşuyor falan. Böyle millet daha bakıyor ya. Onun, ondan dolayı davet etmişlerdir. Adamın tipolojisine baktığın zaman işte Afganistan, Pakistan havzasından gelmiş. Yunanistan'da yaşıyor. Çünkü isimlerinden bir tanesi de Sarisiz bilmem ne falan. Hamza Sarisiz mi öyle bir şey arkadaşlar. Şimdi öyle şeyler söylüyor ki böyle işte Türkiye'deki laiklik, seküler sekülerizmle alakalı filan işte Türkiye'de İslam'ı kaldırmaya çalıştılar bunun da kim olduğunu biliyorsunuz filan Atatürk'e çaktırmadan laf sokmaya çalışıyor kendince. Biz de anlamıyoruz sanki onu. Şimdi adam Pakistan'da nereden geliyorsa Afganistan'da yaşayamadığı o düşünce özgürlüğünü gelmiş Yunanistan'da yaşamış. Türkiye'de de bize havasını atıyor onu. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir şey var. Yani bunun aynı karşıt görüşlerini Pakistan'da yani %1'ini söyleseler adamın kafasını alırlar yani. İşte çıkmış böyle şeyler söylüyor. Türkiye'de İslam'ı kaldırmaya çalışmışlar filan diye. Valla Türkiye'de İslam en çok zararı şu son 10 yılda gördü AKP döneminde. Müslüman görünümlü, sureti haktan görünen AKP döneminde gördü ve görüyor yani. İslam bu kadar zarar göremezdi Türkiye'de onu tabi bilmiyor Türkiye'de yaşamadığı için anca hava atmaya gelmiş buraya. Ee, saçma salak şeyler söylemiş, konuşmuş. Tabii ki onunla aynı fikirde değilim yani ama yani fikirlerini söylemesinde bir beis görmüyorum. Söyleyebilir ama çok şey, çok pespaye yani, çok saçma zapan. Bir de Boğaziçi Üniversitesi gibi bir yerde. En azından Artuklu Üniversitesi'ne falan çağırsalarmış daha güzel olurmuş. Bir de orada Boğaziçi Üniversiteli öğrencilerin alkışlaması yok mu? Boğaziçi gözümden düştü. Bir zamanlar bizim neydi ya? Erişilmez bir şeydi Boğaziçi Üniversitesi. Ama maalesef yine gördüm. Ümmetinin lideri kusura bakmayın artık. E, diyor ki geçtiğimiz zorlu sınamalar bize büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa davasından asla taviz veremeyeceğimizi tekrar hatırlatmıştır. Bir kez daha gördük ki ya olacağız ya öleceğiz. Bunun başka yolu yok demiş. Ya olacağız ya öleceğiz demiş. Ya olamadınız. <laughs> yani pipok olamadınız. Eee. İkinciyi biz tercih ederiz, tavsiye ederiz. İkinciyi deneyin. İkinciyi deneyin bence. O size uyar. Ondan sonra bir dönem sınırlarımıza atılan füzeler, bombalar, kurşunlar neyse son aylarda ekonomimize yapılan saldırılar da aynısıdır. Hiç kendi beceriksizliklerini de hiç saymıyorlar. Hiç o işte burası çok önemli. Var ya hiç onları saymıyorlar. Dolar aldı başını gidiyor yine 6 TL mi oldu ne oldu? silahlı ve diplomatik terörlere nasıl terörlere nasıl teslim olmadıysak ekonomik teröre de teslim olmadık, olmayacağız demiş. Dediğim gibi dolar altı liraya falan geç, geçti galiba veya o civarlarda yani. Bunun için terör tanımı çok kolay yani. işte ekonomik terör, silahlı terör, bilmem işte manav terörü, işte bilmem kasap terörü falan. Kafasına göre istediği zaman herkesi terörist ilan etme kapasitesi olduğu için ümmetinin liderinde. Bu da şimdi de ekonomik terörden bahsediyor. Ya arkadaşlar geçen sesli gazetede yapmıştım AKP'li Yeneroğlu diye. Hatta bunu bu adamı kesin kovarlar 3-5 güne falan demiştim. Ee, yine 2-3 gün sonra başka bir haberini görmüştüm adamın. Çok hakkani bir şey söylemişti. Yine görüyorum bu adamı. Bir kadına tecavüz eden köylülere işkence yapan polisler görevine devam ediyor diye bir varyansında bulunuyor. Ya şimdi AKP'lerin içinde böyle çıkıp çok işte Hak söylüyor gibi ama ne halt ettiği de böyle belli olan adamlar var yani tamam mı? Ee, onları yan yana koymadığımız için direkt eliyoruz da bu adam böyle çok hakkani konuşuyor ve AKP'li ben çok anlayamadım. Tanıyor musunuz bu adamı? Kim, nereden çıktı bu adam? Niye hala AKP'nin içinde bunu barındırıyorlar falan? Böyle öz eleştiriler falan yapıyor güzel güzel. Ee, bravo valla. Bravo yani her zaman AKP'yi de yermeyeceğiz yani. AKP'li değil de bunu Yeneroğlu şahsında yani bu adamı takdir ettiğimi sadece söylüyorum. Evet işte seçimler bitti. Seçimlerde yeni belediye başkanları geldi. AKP'nin boşalttığı yerlerde nasıl bir enkaz bıraktığını her zaman söylüyoruz falan. Onlardan yenileri her gün çıkıyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi de Bolu Belediyesi. Bolu Belediyesi'nde itfaiye eri olarak işe başladığı Bolu Belediyesi'nde 6 ayrı üst düzey göreve atandı. Adamda ne beceri varmış ya bunlar diyor ya belediye gönül işi diyor. Nasıl bir gönül varmış adamda 6 tane üst düzey makama atanıyor adam. Altısından da maaş aldı. Eşi ve Bolu'da yaşamayan kardeşi de belediyeden maaşa bağlandı demiş arkadaşlar. O kadar. Yani işsizliği artıran bence AKP Türkiye'de. Yani bir görevi sen alt yani altı görevi tek bir kişiye verirsen, tek bir yandaşa verirsen yani artar işsizlik. Bravo ya hakikaten gönül işi ya. Nagihan Alçı tanıyor musunuz Nagihan Alçı? Ha işte o kadın. Nagihan Alçı demiş ki cumhuriyetçilerin cezaevinde olması ne akla ne de adalete uygun demiş. Cumhuriyetçileri ne zamandan beri düşünüyorsun sen? Ne akla ne, de adalete uygun? Tabi yani adalete uygun değil de sizin aklınıza uyar. Yani işinize geldiğiniz zaman bazen uyar bazen uyumaz Benim aklıma da şey geldi o 800 tane bebek var annesiyle hapiste mesela. Onların o bebeklerin hapiste olması mesela sizin aklınıza vicdanınıza, adaletinize falan uyuyor değil mi? Onların olması lazım. Zaten çok tehlikeli bu çocuklar yani potansiyel olarak muhtemelen 30 yaşına geldiklerinde falan çok ciddi bir terörist olma potansiyelleri var yani. Siz de böyle öngördüğünüz için onları yani şimdiden hapse atıyorsunuz anneleriyle birlikte. <laughs> Onlarla alakalı hiçbir şey söylemiyorsun ama hiçbir şey söylemiyorsunuz. Eee Nagen Alçı tabii enteresan bir kadın arkadaşlar. Normalde Nagihan Alçın'ın öyle yerlerde olması lazım ama işte Cumhuriyetçiler, Bebekler, Gazeteciler, işte KHK ile işinden atılan öğretmenler falan hapiste maalesef. Perinçe'yi yine görüyoruz. Bu aralar coştu ama hep aynı şeyleri söylüyor. Yani formüle etme şekli biraz değişik ama hep aynı şeyleri söylüyor. ABD, MHP ve Vatan Partisi'nin olduğu bir ittifak istemiyor. Abdullah Gül, FETÖ, CHP, HDP, PKK ittifakı yeniden gündemde diye bir şey söylemiş. Yani suçu da ABD yatı değil. ABD insan olan birisi zaten MHP ile falan ittifak yapmaz ama ikiniz de o insani seviyede aynı yerlerde olduğunuz için yani bayağı bir aşağıda olduğunuz için birbirinizi bulmanız da normal. Ona da bir şey demiyoruz. Abdullah Gül, FETÖ, CHP, HDP bunların hepsinde bir arada. Bunu koymadığın bir şey unutmuş olmayasın. Bir bak sen bir. Bir bak ona yani Abdullah Gül, FETÖ, CHP, HDP, FKK. oraya bir şeyler daha koy oraya yani. Yetmez bu. <laughs> evet maalesef yine aynı ümmetinin lideri. Tamam, tamam biliyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın yani. Ee, demiş ki belediye başkanlarına 5 tane mesaj vermiş. Yani 5 ışık çıkma noktası. Oraya odaklanmalarını istemiş belediye başkanlarından. Ee, makam kapılarını açık tutun. Korumayla gezmeyin demiş. Batam, makam karı ka, kapıların özür dilerim. Kapılarını açık tutun korumayla gezmeyin. Bugüne kadar hepsi kapalı kapılar ardında oluyordu. Adamlar oraya banyo, sauna falan yapıyorlardı. Birdenbire kapılarını açmaları aklına geldi. Bu tabi şimdi son zamanlarda işte komünist belediye başkanı bir iki tane söyle hani kapıları falan açtılar ya böyle kırdılar falan herkes girsin görsün şeffaflık olsun falan diye aklına geldi. Korumayla gezmeyin. Yani gezmeyin. Daha bitmedi bununla alakalı. Siz anladınız zaten. Gösteriş, şatafat ve lüksten uzak durun. Yani işte teli liçi içmeyin yani. Yani ona en azından bir kola kanet, kutu kolanın içine koyun. Kutu kolayı boşaltın içine koyun öyle için yani diyor. Vatandaşa dokunan proje yapın. Vatandaşa dokunan proje. Yani proje yapmasanız da vatandaşa dokunduruyorsunuz. Harcamalarda dikkatli olun. <laughs> ya sanki bunu kim söylemiş diye sorsalar. Kimse bilemez yani ümmetinin liderinin kimse aklına gelmez böyle cümleler kurması. Kentsel dönüşümde mağdur etmeyin demiş yani diyor ki köpekler gibi üşüşmeyin üstüne. tamam hepiniz alacaksınız da yani adam gibi yani kavga etmeden diyor yani tamam mı? Bunları söylemiş. Buradan çıkartacağımız özet arkadaşlar şu dediğimi yap yaptığımı yapma. Tabi bu arada ümmetinin lideri şey yapmış, 5 tane üniversiteye rektör de atamış arkadaşlar. Düşünsene üniversite diploman yok, koskoca üniversitelere rektör atıyorsun. Yani koskoca değil yani AKP, Türkiye'sindeki üniversitelerin koskoca olamaz işte. Biliyoruz ne halde olduklarını. bazı Üniversitesi demin gördük. Böyle bir intikam duygusuyla atıyordur yani. Üniversite diplomam yok ama hepinizi ben atacağım falan diye böyle imza atarken falan sert imzalar atıyordur oraya. Ee, şey tabii yani e, Kurtlar Vadisi'nde vardı ya intikam soğutulup yendiğinde güzel bir açtır filan diye. Öyle intikam alıyor yani kendisi. Rektör. Ama bakalım yarın bir gün görürüz o 5 tane rektörün içinden kimin akrabası çıkacak. Göreceğiz. Evet Lenin kılıklı Bilal oğlan. Vallahi bak saçları biraz daha böyle tam tam kel olsa biraz top sakal filan yapsan aynı Lenin'e benzeyecek bu adam. Bilal olan canı sıkılmış konuşmuş yine. Demiş ki İsrail Türkiye'den korkuyor çünkü işin başında İmam Hatip'li milliler var diye korkuyor demiş. Şimdi İsrail'de bir çevre düşünün. Kineset, Mossad falan böyle meclis oradaki insanlar böyle konuşuyor birbirleriyle. Ya Türkiye'den çok korkuyoruz yani Niye? Orada işte İmam, İmam Hatip'liler var başta falan Böyle absürt bir sahne düşünebiliyor musunuz yani? İşte şimdi bunu tabii yediği önünde yemediği arkasında olduğu için böyle halüsinasyonlar falan görüyor böyle eleman. Tabii bunun şeyleri gemileri de o İsrail'le gemicikleri falan da ticaretine devam ediyor. Böyle o Aştot limanını boşaltıyor, getiriyor, götürüyor falan. Onları görmüyor. Ya da bizim görmediğimizi zannediyor. Ee, ya bu bununla alakalı söylenebilecek tabii. Yani Allah bazen insanları evlatlarıyla sınar. Bu da öyle bir durum. Yani. Ee, ama bazen ülkeyi de o evlatla sınar yani. Biz, bizim durumumuz da öyle yani. Hepimizi Sınıyor. <laughs> iyice yaradan bu herifle. İbrahim Kalın diye bir tane adam var biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığında arkadaşlar. Bu adam e <laughs> şöyle bir şey söylemiş. Bak seçimlerden beri konuşmuyordu bu eleman. Demiş ki S-400'leri alma kararı bir gecede gerçekleşmedi. Yapılan çalışmaların sonunda ortaya çıktığı defalarca toplantılar gerçekleştirildi. Bu zaman içinde Türkiye'nin güvenlik endişeleri ciddiye alınmadı filan vesaire demiş. E Yavcum bir gece çıkmadı filan da siz bir Taksi durağında tüm ülkenin gençliğini ilgilendiren bir sınavı böyle bir anda kaldırıverdiniz ümmetinin lideri söylüyor diye. Yani sana nasıl inanalım yani bir gecede alınmadı demiş. Tabii ki ümmetin lideri alın demiştir. Almışlardır yani bu kadar. Ondan sonra demiş tek kişi tek başına tango yapamaz demiş. Türkiye'nin tek başına her şeyi yapmasını beklemeyin. Tango size eğriti duran bir şey yani. Sizin üzerinizde çok estetik durmuyor. Siz genelde oryantal böyle köçeklik modunda o tip dansları biliyorsunuz siz yani. Ama tango zaten yapamazsınız. Yani at ve kelebek ilişkisi daha önce bunu <laughs> söylemiştik. Dolayısıyla her şey başarız olduğunda Türkiye'yi suçlamayın. Yani Türkiye'nin tek başına bir şey yapmasını beklemeyin diyor. Ya mümkünse siz bir şey yapmasanız biz daha mutlu olacağız. Vallahi hiçbir şey yapmayın. Çok bir şey yapmış olursunuz. Bu son ümmetinin lideri haberi. Vallahi son. Ee, dışarıdan uzman getirmek yerine biz dışarıya uzman gönderir hale geldik demiş. Ne hale geldiniz ki siz yani? Ne hale geldiniz? Uzman gönderir hale geldik demiş. Ee, i̇sim alabilir miyim? Yani hangi? Ha pardon. Şeyi demek istiyor bu. Yani biz KHK ile işinden attığımız, hapise attık, çıkarttık bilmem ne oldu falan. Kaçabilenler, kaçabilen uzmanlar işte... Amerika'ya gitti. Kimisi pompacılık yapıyor işte. Avrupa ülkelerine geldiler. El marmut satıyorlar. Hayatını, hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar falan o uzmanlarımız. Ölürlerse şehit olurlar bizim şehidimiz. Yaşarlarsa biz onları bir şekilde zaten e, rüşvetle bilmem neyle falan bulundukları ülkeye göre kaçırıp getirmeye çalışırız falan. Türkiye'de kalan uzmanlar zaten hapiste filan yani onda bir şey yok. Ama beyin göçüne ben hiç bu şekilde bakmamıştım. Zeybekçi uzun zamandır piyasada yoktu. Kendini bayağı koy vermiş. Fotoğrafta da görüyorsunuz sakalı makalı bırakmış arkadaşlar. Ee, dertlenmiş, kederlenmiş tabi normal arkadaşlar bu. Yalnız çok enteresan bir şey söylemiş. İttifaklar olmasaydı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bendim diye bir şey söylemiş. Bunu tabi söylerken meyhanede miydi yapıyorlardı bu röportajı nasıldı bilmiyoruz. Ee, yani ittifaklar olmasaydı büyük bir şey verir diye başkanı bendim de. Ba, kardeşim sana %30 fark çaktı herifler. Yani o yüzde %30 farkı hani yüzde iki falan olsa İstanbul'daki gibi olsa anlayacağım da yani orada sen gözünü seveyim. Nasıl sen o kederden ne söylediğini bilmiyor tabii o. Ee, şey gibi bir şey yani e, o top taça çıkmasaydı, korner olmasaydı e, o 5-0'lık kaybettiğimiz maçı kesin alırdık gibi bir şey demiş. E, ittifaklar olmasaydı. Fakat muvaffak bu mutfak çok ufak deyince adam da what a language demiş. Aklıma o fıkra geldi ittifaktan. E, bir alakası yok ama o zaman kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizleri sevdiğimi unutmayın. E, özgür olun. Özgür kalın. Hep bu temennilerle e, en kısa zamanda görüşmek üzere. Selametle canım dostlarım. Müzik